Selam dostlar, İş Fikirleri bölümüne hoş geldiniz. Eğer iş kurmak istiyorsanız ve sermayeniz azsa bu seri tam size göre. Bu bölümdeki konumuz diyet, gıda ürünleri ve sağlıklı içecekler. Neden mi bunu seçtik? Çünkü net olarak bunu yapan bir firma yok. Rekabeti az. Yani size faydası yüksek olacaktır. Yani bu maliyet analizleri konusunda da geçerli. En azından gerçekten riski düşük bir iş olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu modeli şimdi sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle bir internet araştırma yaptım ve bu tarz ürünleri kullananlara da sordum. Yani net aldıkları bir yer aslında doğru düzgün yokmuş. O yüzden biraz yola çıktım. Evet, burada paylaşılan ürünler var. Ve buradaki ana sıkıntı şu. Diğer yerlere de geçerim mesela, ben bunları incelemiştim. 3-4 tane ya da 5 tane markanın dışına pek çıkılmamış arkadaşlar. Böyle bir problem var. Siz farklı ürünleri temin edebilirsiniz. İlk buradan bir yola çıkabiliriz. Ya da mesela Carrefour, evet büyük bir market ama direkt diyet ürünleri adı altında bir kimse buraya kolay kolay gittiğini düşünmüyorum ben. Ya da bunlar da aynı şekilde. Yani ismi cismi olmayan şeyler benim için. Bilmiyorum çünkü karşıma çıkmadı. Rafındakilerin de karşısına çıkmamış. Bu yüzden burada bir açık var. Daha fazla boşluk olan yer ise sağlıklı içecekler. Evet, burada aktardan alabileceğimiz ya da kola ürünler evet var. Bu bitkilerin çoğunu zaten elde edebilirsiniz. Bu popüler bir dergi. Bunun üstünden de araştırma yaptım. Bunları da elde edebilirsiniz. Benim buradaki sistem ise şu şekilde çalışıyor. Mümkün olduğunca farklı ve erişilmesi zor şeyleri siz temin ederseniz ve bunun da Instagram üzerinden, özellikle diğer uygulamalara bakmayın bile. Çünkü asıl kitle orada şu anda. Bunu mesela siz 5 tane bitki çayını karıştırdınız ama biraz daha zor bulunan şeyler. Bunun Canva bir tasarım programıdır. Ücretsizdir çoğu şeyleri. Şablonları vardır. Mesela şu ana sayfaya girelim. Bu şablonlar kısmından Instagram gönderiye geldim ben. Burada uygun bir şey mesela ben seçtim az önce. Açmıştım burayı sekmeden. Buraya yaptığınız diyet ürünü ya da içeceği koyabilirsiniz. Altına ufak bir logo koyarsınız, size ait olduğu belirli olsun diye belli bir formatta yaparsınız ki herkes sizi tanır, artık markalaşırsınız. Tabii önemli konulardan bir tanesi de şu. Eğer siz bunu ek gelir olarak düşünüyorsanız ya da ben işte idare edeyim, küçük bir şeyler olsun, küçük işletme olsun diye düşünüyorsanız arkadaşlar bu da yanlış. Yani bunu da yapmayın çünkü kendi topunuza sıkarsınız kısaca. Çünkü siz o hedefe geldiğiniz zaman bırakacaksınız. Kafanızda şu olsun: ben büyük bir şirket olacağım, işte globalleşeceğim ya da bu ismi millet duyunca sağlıklı içecek ya da burada organik ya da diyet ürünlerinin satıldığını bildiği bir yer olsun. Yani diyet ya da sağlıklı içecekler, bunu orada olduğunu bilsin. İkisinin bir arada orada olduğunu bilsin mesela. Öyle bir şey olmaya çalışın. Küçük hedefler kesinlikle koymayın. Eğer öyle bir hedefiniz varsa uğraşmayın zaten. Başkaları yapsın. Zaten buradaki ana problem de o. Herkes biraz küçük düşünmüş benim gördüğüm kadarıyla. Bizim buradaki amacımız en iyisi olmaya çalışmak ya da en iyisi olmak. En azından o gayreti vermek. Burada profesyonel gözükeceksiniz zaten ve bu işe değer verdiğinizi insanlar da görecek. Yani burada düşük pikselli ya da böyle şablonsuz, belirsiz bir şey paylaşmaktan kaçınacaksınız. Bir bu. İkincisi ise Reels videoları. Mesela trend olan şarkılar var, akımlar var. Bunları uyarlayacaksınız. Yani mümkün olduğunca yani evrimleştireceksiniz ki işinize yarasın. En büyük çünkü reklamlar ve müşteriye ulaşım yapabileceğiniz şeyler aslında onlar. O şarkı öne çıktığı zaman sizin gönderinizde zaten öne çıkıyor. Bunu da güzel kullanırsanız fark edecektir. Burada baktığınız zaman işte neyin neye yaradığını aslında anlatıyorlar. Şöyle de bir gerçek var. Eğer ki Instagram'dan bir ürün satın alacaksam ben şahsen orada konuşan kişinin yüzünü görmek isterim. İşte tepkilerini, mimiklerini görmek isterim. Yani eğer Reels videosu çekersiniz ya da bir şekilde bunu kısa ama çok uzun olmadı, 20-30 saniyede, 40 saniyede neyin ne olduğunu, neden kullanılması gerektiğini ya da işte sizin üstünüzde olan etkisini gösterirseniz, anlatırsanız olaylar tabii ki de fark edecektir. Çünkü samimiyet giriyor işin içine. Ve şunu da asla yapmayın. Kalitesinden emin olmadığınız bir karışımı ya da denemediğiniz, kullanmadığınız bir şeyi lütfen satmayın. Çünkü siz beğenmezseniz zaten muhtemelen başkası da kolay kolay beğenmeyecektir kalitesinden dolayı. Sizin yaptığınız ürünün reklamını en iyi satın alan kişiler yapacaktır. O çünkü bir başkasına önerecek ve bu yani bir virüs gibi yayılacak kısaca. O yüzden kalitesiz hiçbir şeyi asla para kazanmak için satmayın. Çünkü markalaştığınız zaman ürünlerin değeri de artacaktır yani. Örnek veriyorum 3'e mal edip 5'e satıyorsanız ileride o sırf isminizden dolayı tekelleşeceksiniz belli bir yerde zaten. 7'ye satacaksınız belki de. Yani biraz geleceğe yönelik oynamanız gerekiyor. Tabii fiyatları da çok abartmazsanız iyi olur. Çünkü potansiyel müşteriyi de kaybedebilirsiniz. O yüzden mantıklı hareket etmek gerekiyor. Fahiş fiyatlar kesinlikle hiçbir zaman iyi değildir. Eğer bunun daha yüksek fiyatları satılacağını düşünüyorsanız ikinci bir marka açarsınız. Onunla premium yaparsınız. Ona göre satarsınız. Ama kurduğunuz markayı başta o skalada kurduysanız o skalada gitsin. Ana fikirlerden bir tanesi de budur. Bu yapılabilir. Kısacası benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu işin üstüne düşerseniz olabilecek bir iş. Maliyeti de düşük. O yüzden buradan araştırırsanız bulursunuz. Mesela ben YouTube üzerinden de içerik üretmeyi mantıklı buluyorum bu tarz şeyler için. Ürünlerin nasıl işlendiğini, nereden geldiğine kadar biraz anlatabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Ama bunları direkt bir reklam havasında ya da tanıtım havasında yapmamanız gerekiyor. İnsanlara biraz böyle bilgi vermelisiniz ki o videoyu izlesin. Yani buraya girdiği zaman evet ben bunun altında işte bununla ilgili mesela açtığım zaman bilgi var. Mesela. Bu donuk bir şey yani. Burada ben bir şey hissetmiyorum. Burada yazmış geçmiş. Ama ben bunu en azından bir insandan hem bilgi alarak böyle ya da beni şaşırtacak şekilde duyarsam, okursam ya da izlersem farklı olacaktır yani. Bundan etkisi kaçınılmaz şeyler. O yüzden bu konuda biraz bakmanızı size tavsiye ediyorum. En azından maliyeti düşük olduğu için sizi fazla hırpalamayacaktır. Maksimum kaybınız zamanınız olacaktır. Ama bir yandan da tecrübe edinmiş olacaksınız konuyla ilgili. Zaten eğer size yakın olduğunu hissediyorsunuz bu konunun. Öyle giriş yapın. Eğer size uzak bir şeyse ya da sevmeyeceksiniz, sevemeyeceğinizi hissediyorsanız kesinlikle bunlara giriş yapmayın. Eğer farklı fikirleriniz varsa serimize ekleyebiliriz. Yorumlarda bunu belirtin. Diğer insanlar da faydalansın. Çünkü bu bir zincir olacak belli bir yerden sonra. Belki ileride burada yardımlaşan insanlar iş yapacaklar. O yüzden fikirleri esirgemeyin. Eğer esirgerseniz zaten bu işlerin sonu hiçbir şekilde gelmeyecek. Yani sürekli bir yerlerde yeni fikirlere girişim olmadan halihazırdaki sistemlerle devam edeceksiniz. Yani sadece bir çalışan olursunuz kısaca ama fikirleri aşılayarak yeni fikirler ortaya çıkartabilirsiniz. Paylaşmak güzeldir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni fikirlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bize destek olmak için abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.